sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 16-22 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yılın önemli bir haftasındayız. Güçlü bir yeni ay ve güneş tutulması meydana gelecek. Tutulma öncesinde diğer gezegenlerin pozisyonlarını inceleyelim. Sizin için önemli bir açı kalıbı var. Koç burcunda ilerleyen Uranüs'ün ve Oğlak burcunda ilerleyen Plüton'un arasında oluşacak kare açı bir öncü burcu olduğunuz için sizi de etkiliyor. Aslında bu iki gezegen arasındaki bu sert kare 2012 yılından beri sizin üzerinizde de önemli baskılar yarattı. Gerek kariyerinizde gerek ilişkilerinizde ciddi dönüşümler, değişimler yaşadınız veya bu alanlarda zorlayıcı durumlarla karşılaştınız. Şimdi 17 Mart'ta bu iki gezegen arasındaki kare açı tekrar kesinleşecek ama artık bundan sonra bunu deneyimlemeyeceğiz. Çünkü iki gezegen yavaş yavaş birbirinden uzaklaşacak. Aslında kolektif gezegenler oldukları için bireysel olduğu kadar toplumsal konularda, kitleleri etkileyen konularda da önemli baskılar yaratıyorlar. Bu hafta da tabii ki önemli. Hem tutulmanın enerjileri hem de bu iki sert gezegenin karesi stresli olaylar, ani beklenmedik durumlar da meydana getirebilir çevremizde, toplum içerisinde. Evet, Venüs ayın 17'sinde Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Venüs Boğa burcunda oldukça güçlü bir pozisyondadır ve 11 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Dolayısıyla sosyal hayatınızı destekleyebilir bu arada. Daha fazla keyifli, eğlenceli faaliyetler içerisinde yer alabilirsiniz. Sanatsal gruplara dahil olabilirsiniz. Bayanlarla olan ilişkileriniz biraz daha olumlu ilerleyebilir. Aşk hayatınız da destekleyecektir Venüs Boğa burcunda. Bunu değerlendirmeye çalışın sevgili yengeçler. Evet, ayın 20'sinde 11.37'de 29 derece balık burcunda güneş ve ay birleşecek ve tam güneş tutulması meydana gelecek. Güçlü bir yeni ay olduğu için etkileri en az 6 aylık süreç içerisinde yaşamımızda devam edecek olan bir tutulma bu. Özellikle balık burcunun son derecelerinde olduğu için güçlü değişim enerjileri, dönüşüm ve tamamlanma enerjileri de taşıyor. Bazı konularda yaşamınızda bir şeyleri tamamlayabilirsiniz, sonlandırabilirsiniz. Özellikle uzak hedefleriniz, yabancı ülkelerle olan ilişkiler, hukuksal konular, eğitimle ilgili konularda bu güneş tutulmasının enerjileri sizi etkileyebilir. Uzun vadeli önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Seyahate de çıkabilirsiniz. Özellikle uzak mesafeli seyahatler de yine bu tutulma etkisiyle gündeme gelebilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarısı